Meram Kaymakamlığı ve Meram Belediyesi işbirliğiyle Dutlu Koruluğu'nda düzenlenen inceleme gezisine Meram Kaymakamı Resul Çelik, Belediye Başkanı Fatma Toru, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Çalışmaları inceleyen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Konya'nın en büyük mesire alanlarından biri olan Dutlu Koruluğu hakkında bilgi verdi. İnşallah Dutlu Koruluğu'ndaki bu çalışmalarımız, işte yapay göletleriyle, sosyal tesisiyle, çim kızağıyla, yürüyüş alanlarıyla, spor alanlarıyla, mescitleriyle ve diğer macera parkurlarıyla, gül alanlarıyla, üzüm bağlarıyla her çeşit aklınıza gelebilecek her ne varsa burada var. Ve hepsini görme imkanı buldu muhtarlarımız. Ve güzel bir yürüyüş de oldu. Kendi adıma davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkan torunun üzerinde durduğu bir diğer konuda Dönüşüm Meram projesi oldu. Gazze Caddesi'nde yıkımlar var. Ilırmak Saka'da yıkımlar var. Küçük Aymanas'ta yıkımlar var. Şükran'da yıkımlar var. Aksine'de yıkımlarımız başlıyor. Haziran sonu Temmuz başı itibarıyla. Şimdi 18 uygulaması bitecek olan Aydoğdu, işte Mehmet Vehbi Saadet Mahallemiz, bir ay iki ay içinde askıya çıkıyoruz inşallah. Buralarda başlayacak aynı şekilde yıkımlar. Yani Meram adeta bir şantiye alanına döndü. Meram'ın 3 yıllık süreçte imar planlarının yapılması, uygulamalarının yapılması, kentsel dönüşümlerle sahaların yıkılarak yeni binaların yapılması, bir yandan altyapı eksikliklerinin tamamlanması, sosyal tesislerle, yeşil alanlarla buluşturulması çok kolay bir süreç değil. Meram Kaymakamı Resul Çelik ise muhtarlar demokrasimizin kilometre taşıdır dedi ve birlik beraberlik vurgusu yaptı. Son zamanlarda son 1-2 yıldır ülkemizin üzerinde değişik isimlerle ihanetlerin en çeşidi, oyunların en büyüğü, operasyonların en büyüğü düzenleniyor ve düzenlenmeye çalışılıyor. Bizim bu ihanetlere ve bu oyunlara ve bu operasyonlara karşı tek bir silahımız, tek bir panzehrimiz var. O da birliğimiz ve beraberliğimizdir. Biz bu güzel ortamı sağladığımız müddetçe, bu birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz müddetçe kim ne yaparsa yapsın, yaparsa yapsın bizi hiç ama hiç ilgilendirmeyecek. Hepsinin üstesinden Allah'ın izniyle hep beraber geleceğiz demektir. Toplantı görüş alışverişiyle devam etti.